good morning. To you as well. You taking a trip? I've decided to do something about the house, and you're going to help me. Get it? Aslında Achilles Connor'a bir baba gibi oluyor aslında. Şu Connor Hatem'le hiç vakit geçirmeden dolayı ve her şeyi de Achilles'ten öğreniyor. Achilles ona aslında bir yandan babalık etmiş oluyor. Ve yıllar sonra Boston'a geldik. Don't stare. Sorry. Come on. This place is incredible. The people, the sounds and smells. I could walk these streets for days and know not even half its wonders. Vay be, şehir beğendi mi? Tabi yıllardır köyde yaşadığından dolayı. These days I much prefer the quiet of the countryside. But there is so much life here. So many opportunities. For a few, my boy. For a few. There's a store close to here. You're to buy the items on this list. Tell them where the carriage is, and they'll see that it's loaded. Understood? Yes. Good. You're also going to need a new name. Your skin is fair enough that you might pass for one with Spanish or Italian blood. Better to be thought a Spaniard than a native. And both are better still than I. That is not true. What's true and what is aren't always the same. What would you call me then? Connor. Yes, that will be your name. All right then, off you go. Evet, Achilles'in oğlunun ismi aslında bu. Tabii oğlu genç yaşta ölüyor galiba diye biliyorum. Onun Connor da ona, bizim Connor karakter, ona bir oğul gibi gelinen olayı büyük ihtimalle ona Connor diyor. Ama tabi pek belli etmiyor yani, adam içten içe duygusal ama dışı sert. Hadi bakalım. Sekönze etmiş olduk. Hadi gidelim bakalım, malzemeleri alalım. Bir dakika, bir şeyler diyorlar. Bu halk konuşmaya başlamış bile. İsyan başlayacak yakında. Çok doğru söylüyor. You can't tell me who represented us because nobody did. Kimse onları temsil etmedi ve direkt ağır vergilendi koloniler. Ve buna isyan ettiler. Ve ondan sonra zaten bildiğiniz gibi Birleşik Devletler kurulacak. Ama daha buna var. I need the items on this list. Will you be paying with coin or trade? Ya Achilles de aslında Connor hiç bilmiyor. Nasıl yolladı onu direkt buraya?
Some of these things I have, some I don't. Lumber's hard to come by since my supplier up and vanished. I have the tools and pitch, though. Nails, too. Adam bunu hiç kandırmıyor. Where do you want this delivered? Our wagon is near the state house. Adam ne iyiymiş ama, kandırmadı. Ben sandım parayı alır gider. I should return to Achilles. Evet, bütün oho isyan başlamış bile. What happened? James, that's what we're going to find out. Follow me. With me to King Street. We'll show them. Down to the customs house for a spree. Come along. Evet. Koloniler ağır vergilendiği için vergilerini vermemeyi ve burada İngiliz yönetimi istememeyi başladılar. Yani isyanın yavaş yavaş başladığı, ateşinin yakıldığı ilk zamanlar. Fitil ateşlendi şu an. Tabii Kanırdan direkt olayların içinde olan biri. Bu seferki hikayemiz bu yani. Oo babası. My father. Yes, which means trouble is sure to follow. I need you to Taylor's accomplice. This crowd is a powder keg. We can't allow him to light the fuse. But nothing. Evet, biri ateş etti mi tamam. Halk mahvolur. Savaş çıkar. Bunu önlemek için de şu adamı takip edeceğiz. Ve kimsenin bu ateş etmesini önlememiz lazım. Bir kişi ateş etti mi? Silahlı bir saldırı başlar iki taraf içinde. Halk da ölür tabii ki. Gizlen gizlen beni görecek. Evet, buradan ateş edecek kesin ve bizim onu durmamız lazım. Çabuk 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 çabuk. Ve başardık. Your plot is ended. Not quite. Al başladı. Ya oyun çeviri. Niye aslında Türkçe'ye masam bu kadar önem vermediler ki? Fire demek orada ateş anlamında kullanıyorlar. Yangın anlamında kullanmıyorlar aslında. Neyse Connor da içine etti tabii ki. İlk yaptığı işi berbat etti. Aslında burada ben Connor'ın bu kadar işi berbat etmesine pek sinir olmuyorum. Çünkü neden? Connor daha suikastçılar arasında
yeni katıldı. O kadar her şeyi biliyor değil. Böyle bir durumdayken de Connor'dan profesyonelce bir iş bekleyemeyiz. Oyun aslında biraz gerçekçilik getirmiş. Yani Ezio direkt pat diye dalıyordu herkese daha ilk başlardayken. Burada ise Connor'ı biraz daha gerçekçi yapmışlar. Ha, ilk başlarda dediğim gibi dövüş sisteminde pek direkt dövüş sistemini biliyordu Connor falan. Sanki profesyonel bir savaşçıymış gibiydi ama görevleri öyle güzel hazırlamışlar ki aslında burada ise Connor'ın daha yeni başladığını, olayların batırdığını görüyoruz. Yani başaramadı burada. Durduramadı. Halkı kurtaramadı. Ya anlamıyorum. Oyunun en sevdiğim tarafı işte bu ya. Bu yeni aranma seviyesi. I need to find Achilles. Düşmanlar hayvan gibi bizi arıyor. Bir türlü kurtulamıyoruz. You there? Careful now. I'm here to help. Who are you? Well, just a messenger. Mr. Adams wants a word. What? Why? Well, you'll need asking that yourself. He'll meet you tonight near Faneuil Hall. I suggest laying low to him. Tamam. Gözlerden uzak kalalım. Hadi bakalım. Yani aslında Connor'ın görevleri biraz daha gerçekçi diyebilirim. Yani belli başlarda biraz Ubisoft gerçekçilik eklemiş oyuna. Yani Assassin's Creed 3 aslında biraz daha gerçekçi bir oyun diyebilirim. Assassin's Creed 2'de ise hani burada karakterimiz yaralanıyor, düşüyor, bir şeyler oluyor en azından. Sürekli olarak kazanmıyor. Ama Assassin's Creed 2'de Ezio sürekli kazanırdı. Zaten internette okuduğum yorumlarda çoğu oyuncu demiş ki yani Connor biraz daha gerçekçi demişler. Yani hani Connor en azından yeniliyor, bir şeyler oluyor. Başına bir şeyler geliyor. Ezio gibi değil yani. Ezio sürekli görevleri başarıyla tamamladı yani. Hiç başarısız olmadı. Bu ise yani arada başarısız oluyor, bir şeyler oluyor. Başına bir şeyler geliyor Connor'ın. Ki bu da yavaş yavaş oyunlar arasında gerçekçilik olayı önem kazanmaya başladı. Yani hani karakterlerin zarar görmesi, ana karakterin zarar görmesi sevilen bir özellik oldu. Hele ki şu Uncharted'la beraber işte karakterin zarar görmesi. Ondan sonra da bu bildiğiniz gibi Tomb Raider da bunu kullandı. Uncharted'ın olayını. Yani artık oyunlarda öyle şey direkt şeylik aranmıyor yani herkesi öldürüp oyunu kazanmak. Önemli olan bir yandan gerçekçilik de sunması aslında. You're Achilles boy. Connor, was it? I saw what happened at the townhouse. A fine mess that. Who are you? Samuel Adams, at your service. Achilles asked me to get you out of Boston. Explain. The whole city's looking for you. Oh yay, oh yay! A criminal stalks the streets, wanted in connection with the massacre at the townhouse. Evet, Revelation'a kaldırılan aranma posterleri artık şehre geri dönüyor. Azınca düştü, geri döndü. You can take down these posters for a start. Return to me once you remove the others. Şimdi aranma seviyesinin şöyle değiştirildi diyebilirim. Ve saçmalık şimdi direkt 3. seviyeye ulaştığımızda direkt görüyor düşmanlar. Bu yüzden onlardan kurtulman biraz zor oluyor. Yani şeye göre çok çok zor diğer Assassin's serilerine göre. 3 seviye yapmışlar. Aslında biraz GTA yani 3 yıldız gibi. Hani diğer Assassin's Creed serisinde nasıldı 2'de falan? Yavaş yavaş doluyordu.
tam dolduğu zaman aranma seviyemiz tüm düşmanlar peşimde düşerdi ama orada biraz daha zordu yani. Yani burada ise 3 tane yıldız özelliği gelmiş. 3 yıldız oldum hep sizi arıyorlar. 2 yıldız olursa eğer şüpheleniyorlar. Hemen size saldırmıyorlar tabii, şüphelenme var, ondan sonra saldırıyorlar. İlk bir tane yıldız gelirse de işte bir tane yıldıza pek bir şey olmuyor da. Yani 2 yıldızdan sonra olay başlıyor. Burada ise direkt şimdi böyle saldırmaya başlıyor gerizekalılar. Ki bu görev o yüzden çok zor aslında. Bir türlü oynanmıyor yani. Hani bu görevi çok dengesiz yapmışlar bence. Seviyemiz o kadar düşük bir karakteriz ve de Ubisoft buraya böyle bir görev eklemiş. Yani düşmanlar zaten bizi direkt görüyor. Nereden? Yani böyle bir oyun oynamamızı nasıl bekliyor ki Ubisoft burayı, bölümü? Bir de tabii ki bir türlü yüzemiyor denizde karakterler. Ubisoft bunu bir türlü ekleyemedi. Boğuluyor gerizekalılar. Gördüğünüz gibi ordu peşimize düştü. Böyle gerizekalıca bir şey görmedim yani hiçbir oyunda. Çok dengesiz gerçekten bu bölümler. Aranma seviyesi çok dengesiz olmuş. Oyuna eklenen bu aranma seviyesi aşırı derece dengesiz olmuş. Hele ki bu bölüm oyunu iyice zorlaştırmış. Gel bakayım hadi. Güle güle. Nerede anlamadım ki. Çatıya mı çıkacağım? İçeride galiba. Tamam. Evet, birinci seviyeye düştük. Artık seni bizi fark edecekler. Tabii o kadar da hemen pat diye fark etmiyorlar. Biraz da seviye 1 biraz daha rahat. Dediğim gibi sinir bozucu yani. Tamam, bundan kolayca kurtulduk. Keşke şu eski sistem devam etseydi yani. Ya da sistemi daha rahat bir şey yapabilirler yani. Ubisoft burada iyice batırmış yani. Geç şuradan, geç. Ah, Connor. There you are. I'd like you to meet Cyrus. Is he the killer? Tease. Cyrus is on our side, or rather, for the right price, he will be. Have you seen this man? Watch and learn. Evet, bu da tellallara para verme. Yani oyun her şeyi bize öğretiyor. A wig and makeup tin were found near the scene of the crime. Witnesses describe a middle-aged gentleman of pale complexion fleeing towards the wharves, rifle in arm. Bu kadar. Pleasure. Come on then. There's still one last bit of work to do. Son bir iş kaldı, bu da. Where are we going? To the printer. Where do you think all those posters came from? Evet, matbaaya gideceğiz ve afişleri yok edeceğiz. We need to shut it down. Hadi gidelim. Hadi gel sen de.
Damn it, we're too late. They've set up a checkpoint. Come on. Aynen, this way. I can go by rooftop and meet you there. No. Better you learn about the tunnels now. Tunnels have a whole network of them under the city. They're quite useful when speed and secrecy are required. Bir de masonlar çıktı işin içine. Onlar da dahil olmuşlar. Onlar da farklı bir grup. Asıl suikastçılar ve tapançılar dışında. Niye biliyorum. Tamam. Böyle gideriz buradan. Tünellere nasıl gideceğim? Cık. Hadi gel be sen de ya. İyi de nasıl geçeceğim? Bunlar bırakmıyor ki. Neyse, etrafı araştıracağız. Bakacağız ama boş yer var mı? Bir de kapalı her taraf. Bir de çatıdan gidebiliyor mu bu arkadaş? O da gelsin. Gidelim. Müttefik sen de gel. Sen de gel. Oyun mahvolacak. Koş. Ha, ona bir şey yapmadılar. Ya tabii bir... O da bilgisayar karakteri bir şey yapmazlar illa bize yani. Bu kadar. Bitti mi yani? O güzel. Bir görev yaptık. %100 oldu. Güzel. Hiçbir şey görünmüyor lan burada. Hıh. Evet, şimdi tünellerden ilerlemeyi, tünellerden geçmeyi Assassin's Creed Revelations'da biliyorsunuz. Burada ise tünelleri açmak için böyle görev yapıyoruz. Ki bu görevler bence çok güzel. Oyuna biraz da farklı bir atmosfer katmış diye düşünüyorum. They'll help us find our way should we get turned around. I wonder why they built these tunnels. Keşke tünellerden otomatik geçmesek de şöyle macera olsun diye böyle geçseydik sürekli olarak, ne güzel olurdu. Kısa olarak geçme olsa, böyle kısa geçsek yani bizi fazla yormayacak, kısa geçeceğiz yani. Otomatikken hızlı yolculuk olmasaydı keşke. Yani çünkü bu görevler gerçekten çok hoşuma gitmişti. Aynen. Sıçanları takip edeceğiz. Onlar da bize çıkış yolunu gösterecek. Bölümler harbiden güzel ya. Well, well. You were right. I apologize for ever doubting. No wonder Achilles has taken such an interest in you. Ars. I don't suppose lockpicking is part of your repertoire. Evet, şimdi kilit açma. Kilit açacağız. Skyrim diyorum. Bu bölümlere yani Skyrim'e benzettim şu kilit açma özelliklerini. Baya benziyor. Hadi Ubisoft gördü. Hayran kaldı.
Oyunu ekledi. Ne oluyor ya? Tamam. Hadi. Heh, açıldı. Well done. The printer isn't far. Let us reconvene there. Al şu fenerini. Heh, aldı galiba. Ondan önce ben bir çatıya mı çıksam acaba? Ya dur, arama seviyesi düşsün de öyle çıkalım. Ya da gelmişken çıkalım ya, ne olacak? Düşmanlar görmez herhalde buradan. Ya ne oluyor ya? Nasıl görev? İçeri geçemiyorum, giremiyorum da. İçeri nasıl gireceğim anlamıyorum ki. Ya. Bu ne ya? Saçmalığa bak. Tamam, onları dövdük, güzel. You ask a great deal of me, Sam. I know, but I wouldn't be here if it wasn't important, if it wasn't vital. Fine. Just this once, though. In the future, such things will come at a price. Resetting the type is neither quick nor easy. To say nothing of the cost, should I be discovered. I shall not forget this kindness. Bundan sonra para verip böyle. His work will see your last little bit of notoriety erased. Para verip matbaaları kendi tarafımıza çekebileceğiz. İlla resimlerimizi basmayacaklar yani. So now you've had a chance to see how it all works. Untoward actions will upset the citizens and inevitably lead to the guards being called. Depending on the severity of your transgression, they may simply search a bit before giving up and returning to their post. But should you offend them severely or repeatedly, they'll become much more aggressive in their pursuits. I've shown you three ways to turn the tide. Remove wanted posters, bribe town criers, or visit a printer to create your own propaganda. Yeni özellik işte matbaalara, matbaaları izlemek. We counter one lie with another. Words on paper instantly taken as truth. Aslında Connor orada doğru konuştu yani. Millete yalan söylüyoruz aslında. Matbaaya para verip. I promise one day to repay the favor. Oh, I'm counting on it. Like this. Gitgide her şeyi öğreniyor. Aslında Connor daha genç yaşlarda bilge birini olduğunu kanıtlıyor. Çünkü tellala para verip yalan söyletmek, matbaayı kandırmak ya da matbaaya para verip şey rüşvet vermek falan, bunların hepsi yalancılık, rüşvetçilik yani, bunların hepsi kötü şeyler. Ve aslında Ubisoft burada kendi yaptığı oyunu eleştiriyor. Yani kendi yaptığı oyunu eleştiriyor. Yani orada olan olayların hepsi aslında yanlış. Ve bunu eleştiriyor Ubisoft. Yani suikastlerin yaptığı işler aslında. O kadar da iyi şey değil yani.
Ve Connor da bunların hepsini aslında birer birer gözlerimizin önüne seriyor. Bence Assassin's Creed 3 o kadar kötü değil yani. Nereye gideceğiz? Buraya mı gidiyoruz? Hadi bakalım.